İngiltere'nin başkenti Londra'dan herkese merhaba. Evet, İngiltere okulların yeniden açılış planını rafa kaldırdı. Böylece 1 Haziran'da ilkokullar için, 15 Haziran'dan sonra da liseliler için açılacağı duyurulan okul şimdilik Eylül'e kadar tatil oldu. 13 Mart'ta korona tedbirleri nedeniyle tatil edilen okullar 3 ay sonra 1 Haziran'da yeniden açılmasıyla bir ara verileceği, tatile kadar yeniden eğitime devam edileceği duyurulmuştu ve ülke çapında büyük tartışmalara neden olmuştu hükümetin verdiği bu karar. Milli Eğitim Bakanı Gavin Williamson'ın bugün parlamentoda da açıkladığı bu rafa kaldırma planı özellikle eğitimciler arasında sevinçle karşılandı. Çünkü kendilerine verilen sosyal mesafe rehberine özellikle ilkokul çağındaki çocukların okula gidiş gelişlerinde, teneffüslerde, yemek molalarında nasıl uyum sağlanacağı konusunda ve bir de mevcudiyetleri yarı yarıya azaltılan sınıfların her birinin başına birer eğitimci konulması konusunda endişeler taşıdıkları daha önceki haberlerimizde yansımıştı. Muhalefet Eğitim Bakanı'na yoksul çocukların uzaktan eğitim için doğan teknoloji eksikliğinin nasıl kapatılacağını sorduğunda 230 bin dizüstü bilgisayarın dağıtıma hazır olduğunu yanıtladı Bakan Gavin Williamson. İngiltere'de normalde yaz tatili başlangıcına 6 hafta vardı. Temmuz'un ortasına doğru kapanması normal sayılan bir tarihti İngiltere'de. Türk Okulları Konsorsiyumu'nun başkanı Nuray Mertcan daha önce VOA Türkçe'ye bize yaptığı açıklamada aslında hükümetin bu kararı ekonomiyi yeniden başlatma kararı olarak değerlendirmişti. Yani anne babaların işe, çocuklarınsa okula gitmesi planı aslında İngiltere'nin ekonomiyi yeniden başlatma planının bir parçasıydı Mertcan'a göre. Ana sınıfı ilkokul 1. ve 6. sınıflarla 1 Haziran'da başlayacaklardı bunlar. Bir de lise 2. ve 4. sınıflar 15 Haziran'dan sonra başlayacaklardı. Bu yeniden açılma okul çalışanları arasında da zaten bir endişe kaynağıydı. Çocukların okula gidişi, teneffüsü ve yemek molalarının kendilerine verilen koronavirüs kısıtlamaları tedbirleri rehberine nasıl uydurulacağı merak konusuydu. Eğitimciler tarafından aynı zamanda endişe konusu. İngiltere Eğitim Sendikası bu karara en başından beri muhalefet eden başlıca kurumlardan bir tanesiydi. Hükümetten salgının etkisinin azaldığına dair bilimsel kanıt istemişlerdi. Baş Öğretmenler Birliği ise hükümetin olmayacak bir planı zorlamaması iyi oldu şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Gölge Eğitim Bakanı Rebecca Long Bailey, bakanı eğitimcilerin tavsiyesini dinlememekle hata etti şeklinde suçladı. Bu arada İngiltere'deki okulların bir kısmı, sağlıkçılar ve güvenlik görevlilerinin çocukları, yani İngiltere'de kilit rollerde şu anda çalışanların çocukları devam edebilsin diye açıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre toplam öğrenci sayısının %2,6'sına denk gelen kişilerden oluşuyordu bu çocuklar. Ve okulların 1 Haziran'dan sonra yeniden açılacağı duyurulduğu zaman da İngiltere'deki toplam okulların %52'si hizmete hazır hale gelmişti. Ve birdenbire 4 Haziran itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği rakamlara göre 659 bin öğrenci 4 Haziran günü okulda mevcut durumdaydı. Yani bu da İngiltere'deki toplam öğrenci sayısının %7'sine denk gelen bir rakam. Bu rakamlar daha sonra öğrencilerin koronavirüsle temas edip etmediği tartışmalarında kullanılacak rakamlar olarak aklımızda bulunsun. Eğitim Bakanlığı'nın bu hamleden vazgeçeceği haberi İngiltere'nin koronavirüste yeni gevşeme safhasına geçtiği haberiyle birlikte geldi. Aynı zamanda eş zamanlı olarak. Mesela bugün İngiltere'de diş klinikleri yeniden hizmete girdiler. Sürücü kurslarının da yakında hizmete gireceği konuşuluyor. 4 Temmuz'dan sonra ise barların, restoranların ve bazı kafelerin açık havada eğer bahçeleri varsa hizmet veren bölümlerinin açılabileceği söyleniyor. Bir de yaz düğünleri, açık havada yapılabilecek düğünlere, ayrıca cenazelere izin verileceği konuşuluyor bundan sonra. Bütün bu gevşemelerle gelecek toplu ulaşıma talep yığılmasının nasıl karşılanacağı merak konusu. 15 Haziran'dan sonra İngiltere'de herkes toplu ulaşım kullanmadan önce maske takmak zorunda kalacaklar. Onun dışında bir de
yoğun zamanlarda kullanmayın şeklinde bir tavsiye var. Bir son haberimiz var. İngiltere'de yurt dışından bugün itibaren İngiltere'ye gelenler 14 gün boyunca gösterdikleri adreste izolasyonu sağlamak zorunda kalacaklar. Eğer bir baskın halinde bulunmazlarsa o adreste en az 1000 sterlin ceza ödeyecekler. Bu haber öncelikle turizmcilerin hiç hoşuna gitmedi. Çünkü tam da sezon. İngilizlerin belki de tatile gitme beklentilerinin en çok depreştiği zamanlar diyebiliriz. Ve büyük tur operatörleri hükümetin bu kararını bir kez daha gözden geçirmesi ve en azından kendi hava köprülerini kullanan yolcuların bu karardan muaf tutulması konusunda baskı yapabileceği konuşuluyor. Bu notu da aktardıktan sonra sizlerle vedalaşalım. İngiltere'den şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.